Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Uğur Günel, bel fıtığından şikayetçi olan kişinin ilk yapacağı şey hemen diyete başlayıp kilo kaybetmesi. Semptomları içeren bir e, klinik tablo. Sabit ayakta uzun süre kalmaması, soğuğa karşı belini koruması, terleyince beline rüzgar temas etmemesi çok önemli dedi. Burada bir disk materyali var ve bu disk materyalinin çeşitli nedenlerden dolayı Günel Burada hastaların spor yapmamasının ve kilo vermesinin önemli bir kriter olduğunu söyledi. Bacakta uyuşma, ağrı, tabanlarda yanma hissi, efendime söyleyeyim reflekslerde zayıflama gibi veya kaybolması gibi farklı farklı klinik tablolarla ortaya çıkıyor. Burada bize en çok şikayet ettiren konu tabii ki ağrı ve ağrının farklı pozisyonlarda oluşması kişinin normal yaşam standartını bozuyor. İşte bu klinik bulgular içerisindeki bir kişinin e, ne zaman, hangi tedaviye nasıl başlanacak bu çok önemli. Bu kararı verebilmek için başlıca hastanın daha önce çekilmiş film veya MR'ları varsa onların değerlendirilmesi, yok olmadığı takdirde yeni MR veya tomografilerinin çekilmesi, klinik muayenesi çok önemli. Bunların hepsi yapıldıktan sonra buradaki disk materyalinin anatomisine bakacak olursak... orta da bir nucleus pulposus dediğimiz tıbbi terimle bir çekirdek ve bir de onu annulus fibrosus dediğimiz çevreleyen bir yapı söz konusu dış tarafta. İşte annulus fibrosus'un çatlaması, yırtılması sonucu jelatinöz yapının iki omur arasında yayılması bizim tıbben diskopati dediğimiz halk arasında fıtık diye bilinen hastalığı doğuruyor. Şimdi bu bölgede geçen sinirlere baskı yapabiliyor. Bir MR'da bizim görebileceğimiz buradaki anülus fibrozuzun yırtılması sonrası veya yırtılmadan hemen önceki kümeleşme, kü, tümsekleşme gözüküyor. Tümsekleşmeden sonra protrüzyon dediğimiz bir çıkıntı ve daha sonraki aşamada eğer ilerlediği takdirde bu sefer de ekstrüzyon dediğimiz kanal içerisine jelatine maddenin yayılımı söz konusu oluyor. İşte bu tablolara göre de klinik tablolarda farklı farklı değişiklikler meydana geliyor. Eğer son evreye gelirse yani son evre dediğimiz kavda ekina sendromu dediğimiz bir bulgular topluluğu hem dışkının hem idrar yollarında idrarın kişinin kontrol kaybettiği kontrolünü kaybetmesi, düşük ayak oluşması, reflekslerin kaybolması ve bunun yanında da ileri derecede ağrı bize işte Kavda eküne dediğimiz tabloyu meydana getiriyor ki burada hemen derhal bir an önce ameliyat indikasyonu söz konusu. Ameliyat edilmeli ama onun ötesinde zaman zaman ciddileşen, zaman zaman daha sakinleşen, istirahatte geçebilen veya e, kilo vermekte daha rahatlayabilen kişilerin tedavisini e, ameliyatsız düşünmekte fayda var. Öncelikle istirahat öneriliyor. Ve bunun ötesinde ilaç tedavisine geçiyoruz. İlaç tedavisi olarak ağrı kesicileri ve kas gevşeticileri veriyoruz. İlk 48 saatte daha önce herhangi bir bulgusu olmayıp da yeni bir disk patolojisi ortaya çıkan kişiye ilk 48 saatte buz tatbikini cilt üzerinden, daha sonra 48 saatten sonra da sıcak tatbikini öneriyoruz ki kasları gevşetsin.